Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LGS Tayfa'nın Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. LGS taktiklerle paragraf bilgisi anlatımımıza devam ediyoruz. Taktik 9'dayız arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu bu ıı, taktiğimizde öyküleme anlatım biçimini bulmaktan bahsedeceğiz. Bunun kesin, net tabii ki soruya ulaşabilmek adına izlememiz gereken yollardan söz edeceğiz. Şimdi ekrana dikkat edelim. Olay örgüsü bir hikayede, romanda, masalda veya herhangi bir türde yaşanan olayların neden sonuç ilişkisi içinde gelişmesidir. Neden, sonuç. Yani bir bağ var bu anlamda. Kişi Yer, zaman unsurları da olay kadar önemli rol üstlenir. O zaman bir metinde öyküleme anlatım biçimi vardır diyebilmemiz için aşağıdakilere ihtiyaç vardır. Olay örgüsü, kişi, yer ve zaman. Öykülem anlatım biçiminin kullanıldığı bir metni okuduğumuzda zihnimizde hareketli bir görüntü oluşur. Bir video kaydı ya da bir film kaydı vardır diyebiliriz adeta. Bu nedenle öykülem anlatım biçimini bir film şeridine benzetebiliriz. Öykülem anlatım biçiminin uygulandığı metinlerde eylem cümlelerine yer verilir. O halde eylem cümleleri fazlaysa hareketli bir görüntü oluşturuluyorsa öyküleme anlatım biçimi kullanılmıştır diyebiliriz. Peki bu tarz bir soru karşımıza hangi soru kökleriyle çıkıyor? Hangi soru köklerini gördüğümüzde evet biz anlatım burada biçimlerinden bahsediliyor. Anlatım biçimleri soruluyor bize ve öyküleme tekniğine odaklanabiliriz. Bunu bu bilgileri hatırlayabiliriz diyebiliriz. Bakalım. Bu metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde öyküleme anlatım biçimi kullanılmıştır? Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorular karşımıza çıkabilir. Bu soru köklerini gördüğümüzde ve benzerlerini gördüğümüzde hemen öyküleme anlatım biçimini bulmamız adına verdiğim bu bilgileri hatırlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir hatırlatma zamanımız var. Orada odaklanalım. Öyküleme kavramını hatırlamamız, öyküleme anlatım biçimini de hatırlamamızı sağlayacaktır. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların kişi, yer, zaman gibi unsurlara bağlanarak anlatıldığı kısa soluklu anlatılara öykü denir. O zaman öykü tadının kısa bir metinde verilmiş hali öyküleme anlatım biçimi olarak ifade edilebilir. Arkadaşlar şimdi bir Örnek sorumuz var. Bunun üzerine odaklanalım isterseniz. Bu metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar e, buradaki parçamıza, metnimize. Jean Valjean tutuklandıktan hemen sonra hapishaneden kaçtı. Ancak birkaç gün sonra Montfermeil yakınlarında tekrar yakalandı. Bu arada bankadaki yüklüce miktar parasını çekip bilinmeyen bir yere saklamayı başarmıştı mahkeme onu ömür boyu hapis cezasına mahkum etti ve Tolun hapishanesine gönderdi. Kürek mahkumu olarak çalıştırıldığı gemide bir gemicinin hayatını kurtardıktan sonra denize düşen Jean Valjean bütün aramalara rağmen bulunamayınca bulduğuna karar verilip kayıtlara öldüğü yazıldı. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bizim burada Jean Valjean isimli bir kahramanımız var. Yani burada bir kişimiz var. Bununla beraber birkaç gün sonra, tutuklandıktan hemen sonra gibi ifadeler de bizde zaman kavramını çağrıştırıyor. Bunun dışında arkadaşlar başarmıştı, mahkum etti, gönderdi gibi ifadelere baktığımızda olay ağırlıklı ifadelerin olduğu ve zihnimizde bir takım görüntülerin canlandığı söz konusu. Yine Montfermeil ve hapishane gibi kavramlarda da Mekan yani yer kavramının vurgulandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada rahatlıkla bunları tespit ettikten sonra öyküleme tekniği anlatım biçimi kullanılmıştır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşeceğiz. Ama bu videonun altına ve serinin diğer videolarının altına bundan sonra gelecekler öncesi de dahil olmak üzere muhakkak bir şeyler yazın. İletişimde olalım. irtibatı koparmayalım. Unutmayın bu sene efsane olacağız. Paragrafta soru kaçırmayacağız ve LGS'de 20'de 20 yapacağız Türkçede. Görüşmek üzere bir başka videoda. Kendinize iyi bakın. <laughs>